Haftanın son işlem gününden herkese merhabalar. Global piyasalarda risk iştahı zayıflıyor ancak risk algısında bir artış söz konusu. Bu tabloda bizim karşımıza neyi çıkarıyor? Riskli varlıklardan kaçış ve güvenli limanlara doğru bir eğilim var piyasalarda. Dolayısıyla dolar TL ve euro TL kurlarında yukarı yönde tepkiler izlenirken hatta rekor seviyeler test edilirken ons altın, Japon yeni, İsviçre frangı ve ABD 10 yıllık tahvilleri gibi güvenli limanlarda da bir değerlenme söz konusu. Bunun en spesifik nedenine bakalım. Yine Trump karşımıza çıkıyor. Geldi ve dedi ki Çin'e 50 milyar dolarlık ek gümrük vergi tarifesi uygulayacağız ve 15 gün içerisinde de bunun detaylarını açıklayacağız. Dolayısıyla ticaret savaşları zaten geçtiğimiz günlerde konuştuğumuz bir konuydu. Bu endişeyi zaten biz fiyatlamıştık. Ama tekrardan bir de Çin'e yönelik de bu yaptırım karşımıza çıkınca tekrardan piyasalarda bir ticaret savaşı endişesi oluştu ve fiyatlamalar üzerinde de oldukça sert hareketler gözlemliyoruz. Şimdi dolar TL ve euro TL'de bir rekor denemesi var ama burada şunu belirtmek istiyorum. Dolar değerlenmedi. Dolar değerlenseydi belki daha da farklı bir tabloyla karşılaşıyor olurduk ama zaten TL tarafımız kırılgandı. Güvenli limanlara doğru bir eğilim var. Dolar deseniz biraz zayıfladı, gevşedi. Gelişmekte olan ülke piyasalarına yönelik de fon girişleri biraz daha azaldı. Dolayısıyla dolar TL ve euro TL'de ister istemez yukarı yönde tepki vermeye çalışıyorlar ve yeni rekor seviyeleri test ediyorlar. Her iki paritede de oynaklık hala yüksek ve veriler ikinci planda kaldı. Haber akışları yine gündemde. Dolayısıyla haberleri çok ama çok yakından takip ediyoruz ve stratejilerinizde de çok ama çok temkinli oluyoruz. Çünkü agresif hareketlerle karşılaşabiliriz. Sadece şunun uyarısını yapabilirim. Evet, her iki kurda da yani dolar TL ve euro TL'de de yukarı yönde tepki iştahı hala korunuyor. Belki yeni rekor denemesini test ederek de bu haftayı kapatabiliriz veya birinde 4.03'lerin üzerinde, diğerinde de 5'e yakın seviyelerde en azından son rekor denemeleriyle de haftayı kapatacağız. Yani %50-%50 ya olacak ya olmayacak açıkçası. Ama ben sadece şunu demek istiyorum. Olası yeni rekor denemelerinde illaki yönünü yukarıya çevirdi algısı yaratmasın. Yani belli bir rekor denemesinden sonra tekrardan gevşeme, yumuşama hareketiyle karşı karşıya kalabiliriz. Şimdi dolar TL videoyu çektiğim saatlerde en azından 3.95 seviyesinin üzerinde. Bana göre kurun rahatlayabilmesi açısından açıkçası 3.90 seviyesinin altında kapanışlar görmemiz lazım. Ve bu seviyeyi konuşamadığımız müddetçe veya bu seviyenin altında kapanışlar görmediğimiz müddetçe açıkçası yukarı yönde gitme potansiyelini içerisinde barındırabilir. Euro TL kuru daha agresif tabii ki tutum içerisinde. Orada da neredeyse 5'e çok ama çok yaklaşmış durumdayız. Eğer ki 5 seviyesini konuşmaya başlarsak dediğim gibi hemen 5'in üzerinde bir algı yaratmasın sizlerde. Anında gevşeme bir hareket beklenebilir. Yani bir düzeltme hareketi beklenebilir. Açıkçası o tarafta da ben biraz daha böyle 4.90'lar, 4.85 seviyesinin altındaki kapanışların daha böyle kurun rahatladığının göstergesi olarak yorumlanabileceğini düşünüyorum. Evet, belki diyeceksiniz ki bu seviyeleri ne zaman görürüz? Gerçekten orası bugün içerisinde belki biraz daha zor ama bakalım önümüzdeki haftayı yakından takip edeceğiz. Belki bu piyasadaki risk algısı bir miktar yumuşarsa bir de bize yönelik yani Türkiye'ye yönelik risk algısında da biraz daha bir yumuşama söz konusu olursa kurlar cephesi çok daha rahat bir şekilde geri çekilmeye başlayabilir. Çünkü biliyorsunuz son 15 günlük dilimde Türkiye'nin risk primine bakıyorum. 5 yıllık CDS rakamı 195-196 puan seviyelerine sıçradı. Ki ben buna baktığım zaman ilk zamanlar daha doğrusu böyle 170-175 puanlardaydı. Yani bize yönelik risk algısı zaten TL tarafını rahatsız ediyordu. Sadece küçük bir haber akışı yeterliydi onlar için, rekor denemeleri için. Ki zaten Trump sağ olsun bu haberle piyasaların hepsinde bütün enstrümanlarda tekrardan baskın oldu. Dediğim gibi haberler yakından izlenecek. Yeni rekor denemelerine karşı dikkatli olmanızı öneriyorum ve rekorların ardından düzeltme hareketlerinin gelebileceğini de belirtmek isterim. Az önce belirttiğim seviyeleri en azından kurların rahatlayabilmesi açısından da takip edebilirsiniz. Yoğun ve yorucu bir günü yavaş yavaş geride bırakacağız. Umarım herkesin şimdiden güzel bir hafta sonu geçer. Gelecek hafta görüşmek dileğiyle.